Yazma serüvenim aslında çocukluk yıllarıma dayanıyor. Yani aslında herkesin bir hikayesi vardır ya çocukluk döneminde. Sanıyorum benimkisi de öyle olmalı. Çünkü ben de şiirle başladım yazma deneyimine. İlkokuldan itibaren hep notlar tutar ve küçük şiirler, aforizmalar tarzında dörtlükler yazardım. Sonrasında tabii hayalim vardı gerçekten. Şimdi düşündüğüm zaman da hayallerimin peşinden gitmişim ve buraya ulaşmışım. Çünkü yazar olmak değil ama her zaman hayatımda yazmakla ilgili bir hayalim vardı. Yani bu işte gazetecilik hep merak ettiğim, acaba bir gün gazeteci olur muyum diye İlkokul ve ortaokul yıllarımdan bu yana hep düşündüğüm bir durumdu. Dolayısıyla da yazma o zamanlarda bana işlenmiş olan o yazma serüvenini aslında ortaokul, lise ve üniversite yıllarımdan sonra hep devam ettim. Tabii bu sefer şiiri bırakıp öyküler yazmaya başladım. Biraz kendi hayatımdan, biraz toplumdan aldığım olayları da içeren çeşitli öyküler yazdım. Üniversite yıllarımda çok içimde hakikaten de böyle hani daha hareketli, daha aksiyonlu bu gazetecilik yapma hevesi oldu ve o zaman kararımı zaten vermiştim. Evet, yani hakikaten üniversitede farklı bir bölüm okudum ama sonrasında gazetecilik üzerine akademik eğitim aldıktan sonra da 2004 yılında gazeteciliğe başladım ve daha yoğun yazma serüveni oldu tabii ki. Bu sefer başka hikayeler çıktı ortaya. Daha çok toplumsal konular, saha çalışması yaptım. Metropol sürgünleri bu hafta Fener ve Balat'taydı. Burası da tıpkı Tarlabaşı ve Sulu Kule gibi tarihi mekanlardan biri. Bu tarihi mekanın yıkım projesi 2010 tarihinde onaylandı. Ancak mahkeme geçtiğimiz aylarda bu projeyi iptal etti. Çünkü burası sit alanı olarak görülüyor. Mesleğim gereği işte saha çalışması yaptım, işte kentsel dönüşüm kitapları yazdım 2 tane. Metropol sürgünleri ve ateşin ve sürgünün gölgesinde kentsel dönüşüm adı altında daha çok toplumsal meselelerdi. Sonrasında ise yine aslında bir insan hikayesi olan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un hayatını anlattığım Ömrümce Ağladım kitabı oldu. Bu kitap da aynı zamanda filme dönüştü. Müslüm, gitmeden uğra da baba o söyle karşılıklı bırakacak. İçtim ben senin rakını. Sana hiç aşık oldun mu? Böyle bir ses dinlememişim vallahi. Yemin ediyorum bayıldı ya. 14.000 yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismin duydum divanelikte. İçtim şarabını kıştanelikte. Hak onlara işimi. Kırkların ceminde dara düş oldum. Tabii bir yazarın, bir gazetecinin aslında en büyük motivasyon kaynağı aslında yazdığınızın bir karşılık bulmasıdır. Evet, yaptığım bir haberle aslında yılın Müşerref Hekimoğlu yılın gazetecilik ödülünü almıştım 2007 yılında. Bu benim için hakikaten ödül almak hayal değil ama yaptığınız bir haberin karşılığında bu ödülü alıyor olmanın
yaptığım işin ne kadar kıymetli olduğunu aslında bana göstermişti ve bu benim için gerçekten ciddi bir motivasyon kaynağıydı. Sonrasında ise diğer kitaplarım çıktıktan sonra sağ çalışması yaptığım Metropol Sürgünleri ve Ateşin ve Sürgünün Gölgesine Kentsel Dönüşüm kitaplarımın ardından ise Yayıncılar Birliği'nin düzenlediği İfade ve Düşünce Özgürlüğü Yılın Yazar Ödülünü aldım arkasından. Düşünce ve ifade özgürlüğü uğruna verdiği mücadeleyle yazar, gazeteci, yayıncı sevgili Gülşen İşeri'ye gidiyor. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. Ben daha çok aslında kalem, yani kağıda yazan biriyim. Daha çok bilgisayar tabii ki kullanıyorum ama şundan kaynaklı tabii ki benim ortaokul itibariyle kullandığım bir daktilom vardı ve yıllarca aslında ortaokul, lise, üniversitenin o soğuk öğrenci evlerinde beni ısıtan tek şey daktiloydu. Daktilonun sesiydi, daktilonun tuşlarıydı. Bazen gece yarısına kadar o sesle motive olan, o sesi duymadan yatmadığım hiçbir gecem olmadı. Bu beni gerçekten mutlu etmişti. Dolayısıyla o alışkanlık hala da aslında devam ediyor diyebilirim. Tabii bunun yanı sıra benim kütüphanem burada küçük ama dediğim gibi o yazma alışkanlığı, okuma serüveniyle aslında yıllarca kitap biriktirdim. Yıllarca hep kitap aldım ve her yıl büyüyen bir kütüphaneye dönüşmüştü. Burada bir kısmı var. Bir kısım daha büyük olan kütüphane ise benim ailemle yaşadığım evde. Daha önce yaşadığım evde duruyor kütüphanem. Buraya da aslında çok sevdiğim kitaplarımı aldım. Çok eski kitaplarımı getirdim. Çünkü onlar bana hayatım boyunca eşlik ettiler. Beni ayakta tuttular. Özellikle de şunu söylemek isterim. Çünkü ben ortaokul ve lise, işte Nazım Hikmet'in bütün eserlerini okumuş, bütün şiirlerini okumuş biriydim. O zamanlar ise Nazım Hikmet'in memleketimden İnsan Manzaralar, hiç unutmuyorum o kitabını. O kitabı alıp gazete kağıdına sararak okula sokar. Orada gizli gizli okurdum sırada. Öğretmene yakalanmayayım, öğrenciler görmesin. Hep o korkuyu hissettim. Dolayısıyla hep yasaklı, çünkü babam kaset ve albüm getirdiğinde hep gazete kağıdına sararak getirirdi. O yüzden herhalde oradan kalma bir alışkanlık olsa gerek ki ben de Nazım'ın kitabını gazeteye sararak okula sokuyordum. Son kitabım ve sonrasında da bir roman projem var ama Büyük İnsanlık da aslında Türkiye'de ciddi anlamda işçilerin yaşadığı sıkıntıyı anlatıyorum. Ama bu daha çok aslında bir işçi üzerinden 6 iş kolu var ama her iş kolundan bir insan hikayesi çıkarttım. Maden, tersane, mevsimlik işçiler, silikosis işçisi ve geri dönüşüm işçilerinden oluşan işçilerin hikayesini anlatıyorum. Çünkü aslında onlar benim için görünmeyen kahramanlar. Görünmeyen kahramanları görünür kılmak gibi hep bir dert edindim kendime. Yine dediğim gibi aslında bu biraz daha gazetecilik mesleğinden kalan, bende kalan bir o toplumsal meseleleri illaki anlatmam gerektiğini ya da yoksulların sesini duyurmam gerektiğini böyle bir misyon edindim kendime sanıyorum. Öyle hissediyorum en azından. O yüzden bir türlü bırakamıyorum. Ya bırakmak için değil tabii ki. Tabii ki her zaman sözünü söyleyen bir gazeteci ve yazar oldum ben zaten bugüne kadar, ki hakkında açılan davalar da oldu. O yüzden
Mevki İnsanlık gerçekten benim için çok kıymetli bir eser oldu. Yaklaşık 5 yıldır üzerine çalıştığım Gürcan Öztürk'ün de fotoğraflarıyla yer aldığı bir esere dönüştü. Kimsenin aslında böyle bir kitaba, işte sendikaların destek vermediği ya da işte kapıların yüzümüze kapandığı bir yerde biz bu uğraş sonucu kişisel ilişkilerimizle madene girdik. Mevsimlik işçilerle tarlada yaptık, ekmeklerini bölüştük. Tersanede o kimyasal kokuların içerisine zehirlendik ama asla vazgeçmedik. O yüzden çok büyük bir emeğin ürünü. Benim için de çok kıymetli bir kitap oldu diyebilirim. Büyük insanlık 8'inde işe gider, 20'sinde evlenir, 40'ında ölür. Tabii yazmak dışında başka tabii sevdiğim şeyler de var. Müzik. Çünkü yazmak ve müzik aslında birbirine paralel şeylerdir. Ben bir melodinin sesiyle yazıyorum bazı yazılarımı. O yüzden evime bir piyano aldım ve o piyanonun tuşları gerçekten biraz da galiba o tuşlu şeyler... Beni bazen başka şeye çekiyor olabilir. Çünkü daktilonun tuşlarını ve o sesi çok seviyorum. Bir yandan da piyanonun tuşlarına dokunduğumda benim bambaşka bir dünyaya götürüyor. O yüzden de piyano, işte müzik, daktilo tuşu bunlar benim herhalde evimin vazgeçilmezleri. Bazen de tabii ki bunun dışında ne yapıyorum evde? Tüm bunların dışında benim bir kedim var, Zoe. Zoe ile vakit geçiriyorum. Biraz şımarık, oldukça yaramaz ama yine de onun sevgisi, onun birbirimize duyduğumuz o sevgi galiba her ne kadar yaramaz olsa da çok seviyorum onu. Bazen bazı şeyleri dağıtabiliyor, bazen kırıyor, döküyor ama yine de galiba bu evde o yalnızlığı, o kitapların arasındaki o kelimelerin izinde kedim, piyanom, daktilom ile birlikte yeni bir yazma serüveni, yeni bir kitaplar dünyası, yeni metinlerle yoluma devam edeceğim.